Herkese selamlar dostlar. 25 ve 26 Ocak iddia temelleriyle hepinize selamlar. Öncelikle videonun başından direkt sizlere bir hatırlatma hatırlatma yapmak istiyorum. 25 ve 26 Ocak'ta sizlere vereceğim 7 tane karşılaşma var. Bu karşılaşmalar benim çok fazla izlediğim maçlar değil. 2 tane Euroleague mücadelesi var. Bel konuları biraz daha hakimim. Onun dışındaki maçlar ağırlıklı olarak, istatistik olarak değerlendirme altına aldım. Lütfen sizler de oynarken çok fazla miktarlar oynamadan takiplik düşük miktarlardan keyifli oynarsanız sevinirim. Üzülecek miktarlar oynamayın. Teşekkür ediyorum şimdiden bol şanslar. Öncelikle Rolling pazar gününde ne yaptık? Şöyle raporlardan başlayayım anlatmaya. Pazar günü Rolling'de sizlere tek bir mücadele vermiştim. Zaten Rolling yapıyoruz diyerekten. Torino Sassuolo mücadelesine KG var verdim. 1-1 gibi bir skorla bitti. KG varımız başarılı oldu zaten. Sassuolo dakika 88'de attı. Biraz zor geldi. Cumartesi verdiğim rolling de başarısız oldu. West Ham United mücadelesiydi. Onu buraya e, cumartesinden diye koymadım. Cumartesinin raporunu geçtim zaten. Direkt pazardan başladım. Pazarın rollingi dediğim gibi başarılı oldu. Değerlendiren herkese tekrardan tebrikler. Yüksek misli olarak da ben aynı şekilde buraya da yazdım. Yazılanı okuyabilirsiniz. Torino-Sasulo mücadelesine yüksek misliden 500 TL tek maç olarak oynanabilir diyerekten yazdım. Hatta Whatsapp'tan bir tane arkadaşımız güzel kazanmış. Tek maç olarak değerlendirdim. Yükle girdim. Teşekkür ediyorum yazdı. Hatta daha bugün yazdım. Teşekkür etmeyi unuttum şeklinde. Bu maçı da ben zaten yazdım. Normal beklentisi olan bir mücadeleydi. Normal skor beklentisi 2-2 idi zaten. 1-1 gibi skorla bitti. KG varı geldi. Tekrardan değerlendiren yüksek mislideki arkadaşlarımızı teşekkür edelim. Geçelim. Derbiye. Derbi ne derbi oldu ama harbiden. Derbi izleyenler vardır mutlaka. Hepiniz izlemişsinizdir gerçi. Yani Galatasaray taraftarı olarak en son ikinci golü yedikten sonra şunu söyleyeyim. Masaya bir yumruk attım. Elim hala sızlıyor. Şu an elime deliyorum. Elim hala sızlıyor. Çok ciddiyim. Yani bu kadar da olmaz dedirten bir olaydı. Fakat bizim tercihler geldi. Hatta ben gruba, gruba yazdım. Katıl grubundaki arkadaşlara yazdım. Bir Galatasaray taraftarı olarak ciddi anlamda sınır, sinir krizi geçiyorum yazdım. Hatta arkadaşlar yazdı olsun reis tahminlerimiz geldi falan diyerekten. KG varı zaten önermiştim. Onun dışında yüksek oranı olaraktan da en çok gol ikinci yarı. Hani sevincimiz buradan olsun bari diyeyim. O da geldi. 1.90 gibi oranı vardı. Der Derbi yorumda 2'de 2 yaptık. Tebrikler ederim. Tebrik ederim. Skor cumartesi ve pazar skor yarışması yaptık. Bildiğiniz üzere skor yarışmasının kazananları arkadaşlar Sivasspor Fenerbahçe mücadelesinin kazananı Uğur Çimen. Galatasaray Trabzonspor mücadelesinin kazananı Stringox X. Bu arada Stringox X arkadaşımız maçın senaryosunu çok yaklaşmış. İlk, ilk golü Trabzon atar. Galatasaray 1-1 yakalar. Sonra son dakikalara doğru bakışta satar. Maç biter 2-1 Trabzon kazanır yazmış. Hem skorunu bilmiş hem de son golü son dakikalarda atılacağını ve oyuncu adını bilmiş. Stringos arkadaşımıza tebrik ederim. Instagram'dan yazarsa bu arkadaşlar yardımcı olmaya çalışalım. Gruplarımıza dahil edelim. Şimdi öncelikle direkt maçlara geçelim. Fas Malavi mücadelesi. Şimdi açalım şöyle Fas mücadelesiyle. Bunun notunu bir saniye. Tamam aldım notunu. Şimdi beyler bayanlar öncelikle sizden isteğim dar çok fazla video zaten izlenme almayacak. Sizlerden ricam 2 saniyenizi ayırıp emeğe saygı açısından siz videoya like atmanızdır. Artı 300 üzerinde like gelirse çok sevinirim. Şimdiden bol şanslar arkadaşlar. Fas Malavi mücadelesi. Şimdi Fas'ın grubuna baktığımız zaman Fas burada zaten artık eleme maçları oynanıyor. Tek maç üzerinden Gabon, Komorlar ve Gana gibi grubu vardı Fas'ın. O gruptan zaten lider çıktı. Bu arada Fas da zaten turnuvanın bir nevi favorilerinden bir tanesi. Özellikle şu gruptaki performansından sonra harbiden favorisi olduğunu bizlere gösterdi. Güzel bir performans sergiledi Fas takımı. Malavi de arkadaşlar en iyi üçüncülerden çıktı. Sizlere anlatmıştım zaten Afrika Kupası'nda. En iyi üçüncü olan 3 üç takım veya 4 takım olması lazım. Çünkü onlardan bir tanesi Malavi ve tarihinde ilk kez eleme kalan bir Malavi var burada. Tek maç üzerinden oynayanından dolayı Fas biraz daha üstün gelecektir. Oranlardan da zaten belli. Fakat Malevi kolay kolay salmayacaktır. Bence burada Malevi'nin yapacağı ağır bir defanstır. Defans otobüsü çekeceklerdir. At atarlarsa kontradan atmak isteyeceklerdir. Malawi'de önemli bir eksik var. Takımın kaptanı Envaza sakat durumda. Bu mücadele oynamayacak. Defansın göbeği. bel mi olarak nitelendirdiğimiz bir isim bu Malavi'de. Öyle araştırdım ben. Yani yoksa gidip de Envaza'nın hangi takımda oynadığını bilmiyorum açıkçası. Fas'ta baktığımız zaman da Fas'ın kadrosu çok kaliteli. Hakimi var Sabek'te. Hatay'dan Münir, El Kabi, Faysal Fajr var Sivas Spor'dan, El Nesri, Sofyan Amrabat'ın Fiorentina'dan. Çok kaliteli kadrosu var burada zaten Fas'ın. Kazanması bekleniyor. Ben şöyle bir tercih yapacağım. 3.5 altında bir idealden 1.50 gibi oran açmışlar. Değerlendirme altına alınabilir arkadaşlar. İdealdir. Onun dışında skor beklentimi de 2-0'lık bir Fas galibiyeti. Onun da oranı 4-10. Onu da yazmışım ben buraya skor olaraktan da. 2-0'lık bir galibiyet bekleniyor. Yükseklerden denemek isteyen burada düşük misle yüksek oran. Deneyebilirsiniz bol şanslar. Luton Tam'la Bristol City mücadelesi. Güzel bir karşılaşma. Şu an İngiltere Championship'e baktım ben en çok gol beklentisi olan mücadele Luton Town'la Bristol City mücadelesi. Ondan dolayı bu mücadeleyi değerlendirme altına aldım. Çok güzel yüksek oran da önereceğim bu mücadelede. Şimdi sizlere direkt maçın beklentisini söyleyeyim isterseniz arkadaşlar. Maçın beklentisi 2-1'lik Luton Town galibiyeti. Şimdi ev sahibinin olayına bakalım. Ev sahibinin olayı ne? her iki takım da öncelikle uzun toplar deniyor Championship'te. Fakat her iki takımın oynadığı maçlara baktığımız zaman da son yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bir saniye. Şu yazılımdan tekrardan açayım. Ha, ah, aynen. İki takımın oynadığı zaten son Town'un özellikle iç sahada oynadığı son 8 maçının hepsi 8.5 üstten şey, yani 2.5 son 8 maçının hepsi 2.5 üstten Hepsi 2.5 üst bitmiş. Öncelikle onu belirteyim. Böyle bir istatistik var benim elimde. Ve zaten benim yazılım programıma baktığım zaman yararlandığım sitede de birlik bir son tam galibiyeti de var. Ve ilk yarıları da genellikle golü geçiyor. Ve son 5 iç saha maçını da Luton tam kazanmış. Bunlar istatistik anlamda sizlere vermek istediklerim. Şöyle son maçlarına baktım. Kim nasıl oynuyor şekilde. Ev sahibi biraz daha yakın. Ben şöyle bir ideal yapmak istiyorum. 1-31 gibi bir oranı var. Şöyle Biraz istatistik anlamında anlattım. Kusura bakmayın çünkü çok izlediğim bir takımlar değil daha doğrusu. İlk yarı 0.5 üstün oranı 1.31. Bence idealdir. Çünkü gol beklentisi yüksek bir mücadele. 2-1'lik skor beklentisi var o ton tam yönünde. İlk yarıdan bir gol gelir. Onun oranına baktım. Güzel. Değerlendirme altına alınabilir. Canlıdan da değerlendirilebilir. Onun dışında yüksek oran olarak değerlendirme ev sahibi zaten favori. Ben sizlere şöyle bir öneri yapmak istiyorum. Şöyle bakın. 3-10 gibi oranı var. 3-10 gibi orandan arkadaşlar Handicap 0 denemesi de bence denenebilir diye düşünüyorum. Değerlendireceklere de bu yönde bir önerim olsun. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Tek farklı ton tam galibiyeti gelebilir. Bol şanslar. Real Madrid ile Kazan mücadelesi. Var çok arada kaldım bu mücadele. Ciddi anlamda çok arada kaldım. Real Madrid'de arkadaşlar eksikler dönüyor. Eksikler dönüyor da Yunus Kazan çok güzel basketbol oynuyor. Hatta Geçen Barcelona mücadelesi oynandı. Bir arkadaş çok güzel bir yorum yapmış. Ciddi anlamda aklımda kaldı. Maça şöyle bir yorum yapmış. Euroligin en iyi takımıyla en iyi basketbol oynayan takımı maç yapacak diye. Luis kazan ciddi anlamda çok güzel oynuyor. Özellikle John Brown tam tamına bir lider. Yanında da Lorenzo Brown. Lorenzo Brown ben Fenerbahçe Beko'dayken o kadar çok etkili olduğunu düşünmüyordum. Fakat üniversite kazanı gelince... Biraz daha açıldı. Dış atışlarda biraz daha iyi olmaya başladı. Kendi yüzdesini de arttırdığını söyleyeyim. Ki zaten Yunus Kazan burada ayakta kalabilmesi için zaten potu altında çok iyi oyun olan bir Real Madrid var. Potu altında kesinlikle Yunus Kazan burada üstünlüğü sağlayamaz. Yunus Kazan burada nasıl bir üstünlük sağlayabilir? Dış atışlarla birlikte üstünlük sağlayabilir diye düşünüyorum ben. Ondan zor bir mücadele olacaktır. Ben şöyle bir değerlendirme aldım. İdealdir. Ben Real Madrid'in 10 farklı galibiyetini beklemiyorum burada. Yani deplasman takımı 10 fark yemez diye düşünüyorum. Yunus Kazan iyi takım özellikle John Brown yine liderlik yapabilirse ve ya dış atışlardan yüzde olarak biraz daha başarılı olursa Yunus Kazan takımı ben çok fazla burada fark yiyeceğini düşünmüyorum. Sürpriz beklemiyorum. Real Madrid kazanabilir. Fakat ben Yunus Kazan tarafında olmayı tercih ediyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. 26'sında 4 tane mücadele aldım. Öncelikle 26, 26'sı için videoya gelen herkese tekrardan selamlar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Başlayalım. Fil dişi mısır mücadelesi. Şimdi Her iki takım zaten kaliteli. Her iki takımın kalitesinden söz etmeye pek fazla gerek yok. Burada bahsedilmesi gereken, dikkat edilmesi gereken tek bir olay var. Ben yüksek orandan aldım. Tek tercih olaraktan burada. Fil dişinin son maçlarına baktım. Oyunda da 3 tane mücadeleye baktım. 3-1 kazandı mesela Cezayir'e karşı. Ondan önce 2-2 bir berabere kaldı. Ondan önce 1-0 yine kazandı. O sonra şeye baktım Mısır'a baktım. Onlar da kazandı. 1-0-1-0-1-0 mağlup oldu Nijerya'ya. Koşu mesafelerine baktım arkadaşlar. Kim daha fazla koşuyor diyerekten. Ve şunu gördüm. Nijerya pardon Fildiş takımı Mısır takımından çok çok daha fazla koştuğunu Sizler de görebilirsiniz. Bakabilirsiniz zaten bunları yazılım programlarından araştırabilirsiniz zaten. Fil dişinin koşu mesafesi çok yüksek. Zaten bu Afrika kupası çok garip bir şey olmaya başladı. Bugün bildirim geldi görmüşsünüzdür. Kamerun ee, mücadelesinde deplasmanın kalecisini sol bek koruyacak diye. İki tane isim Covid bir tanesi de sakat. Kaleye sol geçirmişler. Yani <laughs> pan musun sen nesin? Yani diyecek söz yok. Yani biraz garip oluyor ondan dolayı. Ben yüksek oran denemek istedim. Fildişi biraz daha takım olarak da istekli olduğundan dolayı ki zaten Mısır'da bir salah falan var. Ben burada şöyle bir tercih yaptım. Maçın ne olacağını tam bilmiyorum. Şöyle yapacağım. Skor olarak veya şey yapmayacağım. Ben ilk golü Fildişi sahilinden bekliyorum. 1.72 gibi oran açmışlar Fildişi'ne. Değerlendirme altına alınabilir. Tek tercih almışım buraya 1.72 orandan. Hatta oranı da düşmüş sanırım. 1.79 orandan 1.72'ye düşmüş sanırım. Değerlendirme altına alacaklar. Ona göre bir değerlendirme yapabilir. Onun da bilgisini vereyim sizlere. İlk gol fil dişi. Le standart değiş mücadelesi. Golü geçmesi beklenen maçlardan bir tanesi Belçika Ligi'nde. Şimdi ben sizlere şöyle bir standart değiş için zayıf halkasını vereceğim. Ve Yüpen'in güçlü tarafını vereceğim. Şimdi standart değiş için en zayıf halkası ne biliyor musunuz? Şöyle bir çok zayıf bir halkası var. Ara paslara karşı savunmayı yapamıyor. Yani ara paslara karşı savunmada standart ne hiç yok abi. Direkt zaten bir ara pas attıkları zaman karşı karşıya kalabilecek Yüpen. Şimdi Yüpen'in takımına baktığım zaman da e, nasıl bir oyun stiline baktığım zaman da ne gördüm biliyor musunuz? Sık sık ara pas dener. Tam böyle iyi dek gelmiş bence. Golü geçmesini beklediğimi söyleyeyim. Standart ne işte zaten standart ne Legend... için ara karşısı karşı savunamamasının bir nedeni de şu. Hücumun fazla düşünen takımlardan bir tanesi. Deplasmanda da güzel golli bir mücadele olur. Öncelikle KG var bir idealden alabilirsiniz. Bir 46 gibi oran açmışlar. Bir 46'yı yapıştırdınız mı? Aldınız burada bir, bir 46'yı çıkalım. Şimdi ondan sonra ne yapabilirim diye baktım. Yüksek orandan her maça bir yüksek oran çıkarmaya çalıştım. Bu Arapas olayı var ya bildiğiniz üzere. Bu ara olayından dolayı ben ev sahibinin atacağı 2 golle de 2 -5 gibi oran açmışlar. Ara paslardan bitiricilik anlamda iş çıkartabilirse buradan Yüpen takımı standart bir eş belki sürprizden gönderebilirim. Yani skor beklentimi de şöyle söyleyeyim. 2-1-2-2 diye yazmışım ben. Böyle bir değerlendirmem var. Değerlendireceklere bol şanslar dileyim arkadaşlar. Anderlecht ile Kerkil Buruş mücadelesi. Şimdi Anderlecht takımı çok iyi gidiyor. Onu geçtim ben. Buruş takımından bahsedeyim. En son mücadelesinde dikkatimi çekti. Galip geldiler kendi evlerinde. Biraz Nesine de maçları takip ederken dek geldi. izledim. Şansıma da o anda zaten gol oldu ev sahibi. Biraz izledim. Gerçekten güzel, korkusuz ve kontratakları iyi çıkan bir Kerkul Buruş takımını görmüştüm. Kendi evinde baskılı oynadı. Andalya burada tabii ki maçın favorisi. Tabii ki galip gelebilir. Ondan yana bir sıkıntım yok. Fakat ben golü geçmesini bekliyorum. Burada direkt ben 2.5 üst tercini sizlere sunacağım. 1.52 gibi oran açmışlar. Değerlendirme altına alınabilir. 26 Ocak tahminlerinden bir tanesi de bu. Bol şanslar. Panayla Zalgiris mücadelesi. Şimdi çok güzel bir mücadele. Deplasmanda her iki takımda 10 maçtır galip gelemiyor. Yani Panada, Zalgiris de deplasmanda oynadığı son 10 maçı da galip gelemedi. Ben burada 1-25 gibi Panay'a oran açmışlar. Bence gayet güzel bir olay. Güzel bir oran. Şöyle değerlendireceğim ben bu maçı. Pana'nın son maçını izledim. Anadolu Efes'le oynadı. O maçtan biraz bahsedeyim. Çok güzel. Ondan sonra videoyu zaten bitireyim. Son saniye üçlüyle maçı kazandık. Şöyle girebilirsem. Son saniye üçlüyle artık son 17 saniye vardı. Anadolu Efes atak yapacaktı. Missi çok kötü bir pas verdi. Tibor Plyce'e. Tibor Plyce'den Moerman'a son 2 saniye. Andre Moerman. Üçlük. Böyle bir kazandık. Uzatmaya gitseydik güzel olacaktı ki bu maçta sizlere bir tercih sunmuştum. İlk yarı 78.500, buçuk Yusuf da idealden geldi hatırlarsanız. Pana güzel bir performans sergiledi o maçta. Ben burada Zalgiris'e karşı zaten dep hiç kazanamayan Zalgiris'e karşı kendi evinde iyi olan bir pana var. Galip gelebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir tercih yaptım. Oran arttırmak adına idealden tek tercih almışım. 1.40 gibi orandan ilk yarı birinin oranını değerlendirmişim. Yani değerlendirme altına almak isteyenler alabilir. Basketbol açısından özellikle Panazagris oyun stilleri hakkında çok fazla bilgim yok. Fakat oyuncu stillerinden biraz bilgim var. Ara ara izlediğim, denk geldiğim takımlar. O yüzden böyle bir değerlendirme yaptım. Değerlendirme yapacaklar. Bol video Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da, da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.